Canva ile ilgili bahsetmemiz gereken konulardan bir tanesi de fotoğraf düzenlemek. Canva her ne kadar bir tasarım aracı olsa da bir tasarım editörü olsa da bir yandan da hem o tasarımlara ekleyeceğiniz fotoğrafları düzenleyebileceğiniz bir yer hem de yalnızca fotoğraf düzenleyicisi olarak kullanabileceğiniz böyle yetkinliklere sahip olan bir araç. Canva'da fotoğrafları ikiye ayırabiliriz. Bir kısım Canva bileşen kütüphanesinden bulduğunuz, kullanacağınız e, fotoğraflar, diğer fotoğraflarda Canva dışından eklediğiniz, telefonunuzda çektiğiniz, başka bir internet sitesinden indirdiğiniz e, türde fotoğraflar. Bu ikisini de düzenleyebilirsiniz. Öncelikle Canva'da bir tasarıma başlamadan önce, bakın sağ üst tarafta yükle diye bir bölüm var. Bu kısmı tıkladığınızda farklı türde dosyalar yükleyebilirsiniz. Bunlardan biri de fotoğraf dosyaları, fotoğraf tipi dosyalar, JPEG, PNG gibi dosya türleri. Dosya seçin dedikten sonra masa üzerinizdeki fotoğraflardan bir tanesini seçebilirsiniz. Canva bu durumda size iki tane seçenek sunacak. Biri fotoğrafı düzenle, diğeri yeni bir tasarımda kullan. Yeni bir tasarımda kullan deyip bunu bir şablona ekleyebilirim. Ve o şablona ekleyken fotoğrafla alakalı düzenlemelerde bulunabilirim. Yahut fotoğrafı düzenle diyerek yalnızca fotoğrafı düzenleyip kaydedebilirim. Evet herhangi bir tasarım açmadan herhangi bir şablonu eklemeden bu fotoğrafı düzenleyebilir. Sonra istersem kaydedebilirim. İstersem yine düzenledikten sonra bir tasarımda kullanabilirim. Bakın bu şekilde açtığımda sol tarafta bir fotoğraf düzenlemekle alakalı tüm özelliklere kolayca ulaşabiliyorum. Bir tasarımda kullan dersem de dediğim gibi bir şablona ekleyecek. Gördüğünüz gibi buraya şablona ekledim fotoğrafın boyutunda ekledi. Yani bu şablonu bu fotoğraf boyutunda açmış oldum. Görseli eğer sağından ya da solundan, üstünden ya da altından çekecek olursanız bunu bir şekilde kırpmış olursunuz. Fotoğrafın en boy oranını bozmadan boyutunu değiştirmek istiyorsanız köşelerdeki yuvarlaklardan çekip sürüklemeniz lazım. Evet, fotoğrafı seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi sol üst tarafta fotoğraf düzenle seçeneği çıkıyor. Hemen yanında döndür seçeneği var. Bir fotoğrafı döndürmek istediğimiz zaman döndür seçeneğini kullanabiliriz. İ harfi şu işe yarıyor. Buradaki İ harfi tüm bileşenler için şu işe yarıyor. Birincisi bu fotoğrafı ben ekledim, dışarıdan ekledim. O yüzden etiketleyebilirim. Bunu herhangi bir klasöre gönderebilirim daha sonra kullanacaksam ismini değiştirebilirim. Ama eğer ben bileşenlerden bir fotoğraf eklediysem, bileşenler kütüphanesinden bir fotoğraf eklediysem bu fotoğrafı ben yükledim. Ama bu fotoğrafı bileşenler kütüphanesine yükledim. I harfini tıkladığımda bu fotoğrafı kimin çektiğini görebilirim. Bu fotoğraf bir koleksiyona aitse bunu tıklayarak koleksiyonun tamamını görebilirim. Tutarlı tasarımlar yapmak için çok iyi bir özellik bu. Ya arama yaparken bazen bir fotoğraf görürsünüz e, ve o doğru kelimeyi bulamazsınız o fotoğrafı aramak için. İşte öyle zamanlar için buradaki anahtar sözcükleri takip edebilirsiniz. Mesela vintage kelimesiyle buna benzer bu hissi verecek diğer görsellere de ulaşabilirsiniz. Onun haricinde yıldızlayabilirsiniz daha sonra kullanmak için. Klasör ekleyebilirsiniz yahut buna benzer yani bu Fotoğrafın etiketlerine, etiketlerine sahip diğer fotoğrafları bana göster diyerek bir aramada bulunabilirsiniz. Bu fotoğrafı sileyim. Eklediğim fotoğraf üzerinden devam edelim. Burada e, kenarlık ve köşe yuvarlatma e, özelliği var gördüğünüz gibi. Bir fotoğrafa kenarlık ekleyebilirim. Kenarlığın rengini değiştirebilirim bu kenarlığın kalınlığıyla oynayabilirim. Yahut istersen tek parça bir kenarlık, istersen kesik çizgiler şeklinde bir kenarlık kolaylıkla ekleyebilirim ve kaldırabilirim. Köşe yuvarlamada ise fotoğrafın köşelerini belli ölçülerde yuvarlak yapabilirim. Daha yumuşatabilirim. Yuvarlak bir hale getirebilirim. Her fotoğrafa tüm bileşenlere olduğu gibi standart bir şekilde animasyon kısmını seçerek e, animasyonlar ekleyebilirim. Nasıl hareket edeceğini tasarımda e, belirleyebilirim. Dilersem de bunu animasyonlar kısmını ayrıca göreceğiz zaten. E, ayrıntılarını orada söylüyor olacağım. Şeffaflık kısmından da bir fotoğrafın şeffaflığıyla oynayabilirim. Ne kadar ...net gözükeceğine, ne kadar az gözükeceğine karar verebilirim. Buradaki artı işareti tüm bileşenler için geçerli bu söyleyeceğim. Eğer buradaki artı işaretinin kilit işaretini tıklayacak olursanız... ...o bileşenin yerini değiştiremezsiniz. Bakın yeri aynı kalıyor. Belki boyutunu değiştirebiliyorum. Burada bir çerçeve varmış gibi. Ama bu bileşenin yeri aynı kalıyor her zaman için. Ancak... Bu kilidi tekrar açmam lazım ki bunu düzenleyebileyim, yeni özellikler ekleyebileyim. Bir fotoğrafı seçtiğimiz zaman sol tarafta fotoğrafı düzenle seçeneği var. Bu seçeneğe tıkladığımızda fotoğrafla ilgili yapabileceğimiz diğer tüm özelliklere ulaşabiliyoruz. Burada kırpma özelliğinden başlayalım. Kırpma özelliği bir fotoğrafın kırpılması için size bir şans tanıyor bir böyle bir özellik. Dilerseniz sabit bir oranda kırpma yapabilirsiniz. Dilerseniz fotoğrafı döndürerek bir kırpma yapabilirsiniz. Tekrar sıfırlayayım. Köşelerden çekip fotoğrafı büyütüp küçülterek bir kırpma yapabilirsiniz ya da kırpma çizgilerini dilediğiniz yönde oynatarak köşelerinden tutup bir kırpma yapabilirsiniz. Akıllı kırpma ise tasarımdaki önemli noktaları olması gerektiği şekilde size kırpıp veriyor. En iyi görünebilecek biçimde kompozisyonu bozmadan akıllı kırpmayı kullanabilirsiniz. Onun haricinde burada bir genişlet özelliği var. Bu da Pro bir özellik. Bir fotoğrafı mesela bu fotoğrafı dikey şekilde bu fotoğrafın altını ve üstünü tamamlatmak isterseniz genişletme özelliğini kullanabilirsiniz bir Yapay zeka aracı her zaman çok çok iyi çalışmıyor ama genel olarak iyi çalışıyor fotoğrafın e, ne fotoğrafı olduğu nerede çekildiği ile alakalı bilgiler fotoğrafta netse iyi çalışıyor gördüğünüz gibi gayet iyi çalıştı bana dört tane seçenek veriyor e, ve bu dört seçenekten bir tanesini e, kullanmamı istiyor şöyle bir seçenek verdi mesela çok iyi çalışmadı burada ayakları iyi yapamamış ee, ama birkaç kere daha denersem iyi sonuçlar verecektir. Eğer istemediğim bir e, görsel varsa da tamamladıktan sonra sihirli silgiyle onu silerek düzenleyebilirim. E, beta bir e, sonuç tüm yapay zeka araçları gibi beta bir e, araç o yüzden her zaman daha iyi olacaktır zamanla. Arka plan kaldırma özelliğiyle arka planı silebilirim. Sihirli silgi, sihirli genişletme özelliğiyle yapay zeka araçlarıyla bu görsel üzerinde oynayabilirim. Sihirli silgiye, sihirli tutma, sihirli düzenleme ve metin seçimini ayrı bir videoda tek tek anlatıyor olacağım. Bu e, videoda yalnızca temel ayarlardan bahsedeceğiz. Tüm Fotoğraf düzenleme uygulamalarında olduğu gibi Canva içerisinde de filtreler var. Bu filtreler hazır filtreler yani bir fotoğrafa standart e, değişiklikler uygulamak istediğiniz zaman bu filtrelerden bir tanesini seçebilirsiniz. Örneğin mürekkep filtresini seçtiğimde otomatik olarak belli ayarlarda siyah beyaza dönüşecek bir fotoğraf ve ben bunu oranını ne kadar yoğun olacağını filtrenin ayarlayabilirim. Tüm e, sosyal medya Araçlarında da biliyorsunuz bu özellik var. Dilersem tamamen e, bu filtreyi kapatabilirim, kaldırabilirim. Onun haricinde bu kısımda efektler var. E, efektlerden bir tanesi gölge efekti. Fotoğrafı seçtikten sonra gölge efektini seçerek fotoğrafın tamamına efekt verebilirim. Efektin boyutuyla oynayabilirim. Bulanıklığıyla, uzaklığıyla, yoğunluğuyla... Yahut bu efektin ve bu gölge efektinin rengiyle kolay bir şekilde oynayıp fotoğrafıma efekt verebilirim. Bilgisayarınızın hızına, internetinizin hızına göre bu efektin çalışma e, durumu değişebilir. Kötü bir internette ya da e, çok fazla işlem yapan bir bilgisayarda gölge efekti bazen hata verebilir. Birkaç kere denerseniz düzelecektir. Otomatik odak bir fotoğrafın arka planını blur yapıp e, ön plandakileri, görünmesi gerekenleri daha net e, gösteren bir özellik. Şöyle bakın, odak konumu neye odaklayacağım? Şu an eflatun olarak seçtiğim yerleri odakla diyorum. Bıraktığım zaman geri kalan her yeri blur yaptı, bulanık yaptı. E, benim seçtiğim yerleri ise bulanık ...değil. Daha net bir şekilde bıraktı. Şu fotoğrafta daha iyi anlaşılacaktır... ...bu özellik. Bakın... ...otomatik odak dedim. Şöyle neresi? Ben bu kızın... E, ...net gözükmesini... ...geri kalan kısımların... ...bulanık olmasını istiyorum. Evet. Şu an bu... ...eflatun olan yerler... ...net gözükecek. Diğer taraflar... ...gördüğünüz gibi blur oldu. E, bunu bu şekilde... ...kullanabilirim gerektiği zaman. Onun haricinde... Yine bu kısımda bulanıklık efekti var. Bulanıklık efekti de istediğim yerin bulanık olmasını sağlıyor. Dilersem tüm resmi bulanık yapabilirim. Dilersem fırça yardımıyla istediğim yerleri... Mesela şu kızın hanımefendinin yüzünü sadece bulanık yapmak istiyorsam... Gördüğünüz gibi sadece o kısmı bulanık yapabilirim. Dilersem istediğim yeri bu şekilde gördüğünüz gibi silebilirim. Görülmemesini istediğimiz yerlerde bu özelliği rahatlıkla kullanabiliriz. Çift ton ise fotoğrafın renkleriyle oynamamızı sağlayan özelliklerden bir tanesi. Mesela bu fotoğrafta pembe ağırlıklı bir fotoğraf. Bunu ne yapabilirim? Mesela fuşya çevirmek istedim. Renkleriyle her zaman oynayabilirim. Hangi çersem seçeyim? Daha sonrasında aşağı taraftan bakın. Farklı renkler seçerek bu fotoğrafın temel renklerinin değişmesini sağlayabilirim. Tabii ki ben şu an çok saçma renkler seçtim. O yüzden hiçbir şeye benzemedi ama bir fotoğrafın, bir görselin rengini değiştirebilirim. Mesela kırmızı bir elma var. Siz onu mavi yapmak istiyorsunuz. Çift ton uygulamasını rahatlıkla bunun için kullanabilirsiniz. Onun haricinde bu arada bu görselle çok fazla oynadık. Tekrar şöyle ekleyeyim. O bu kısımda standart hazır efektler filtreler vardı e, Sihirli stüdyoyu zaten ayrıca anlatacağız bir de kanva içerisinde Ayarlar var Otomatik ayarlar Şu işe yarıyor bir fotoğrafın Olabilecek en iyi versiyonunu En iyi ayarlarını sizin için yapıyor bunu Diğer fotoğraflara, diğer görselleri de hesaba katarak yapıyor. Yani siz 5 tane fotoğraf kullanıyorsanız, bir fotoğrafın otomatik ayarını seçerseniz, diğer fotoğraflara göre onu bir şekilde dengeliyor. Onun haricinde gördüğünüz üzere burada parlaklık, gölgeler, kontrast gibi ayarlamaları yapabilirsiniz. Burada şöyle bir ayrıntı var. İsterseniz bu ayarları tüm resme uygulayabilirsiniz. İsterseniz sadece Ön plandaki nesneleri uygulayabilirsiniz. İsterseniz arka plana. Bakın ön planı seçeyim mesela ve e, doygunluğunu düşüreyim. Gördüğünüz gibi yalnızca ön taraftaki hanımefendilerin e, ayarlarını değiştirmiş oldum. O görselin ayarlarını değiştirmiş oldum. Arka plan hala aynısı gibi duruyor. Yeni gelen özelliklerden bir tanesi de şu. Fotoğrafı seçtikten sonra... Şöyle fotoğrafı tekrar seçtim. Zaten seçiliydi bu arada... Aşağıya doğru indim. E, ön plan değil tüm resim diye seçeyim. Bakın burada renk düzenleme diye bir araç geldi. Buradan fotoğrafın renkleriyle yine oynayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu fotoğrafı ben e, daha mavi yakın renklere e, dönüştürebildim. E, buradan e, projenize göre fotoğrafın renklerini düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca buradan keskinlik, netlik ve doku ayarlarını da yine kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Evet görsel düzenleme ile alakalı söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sihirli özellikleri, sihirli stüdyo özelliklerini ayrıca bir videoda anlatıyor olacağım. Size işinize yarayacağını düşünüyorum. Orada çok fazla özellik var. Umarım faydalı olmuştur. Kolay gelsin.